Baktören TV izleyenleri, bugün sizlere evde tereyağlı kurabiye nasıl yapılır onun tarifini vereceğim. Belki YouTube kanalımızda görmüşsünüzdür. Kısa video olarak atmıştık kurabiyemizin halini diyelim artık, bitmiş halini. Şimdi gerekli malzemeleri sayalım. 3 adet yumurta kullanacağız. Kullandığımız yumurtalar orta boydur. Büyük boy kullanırsanız 2 tane yeterlidir. 200 gram tereyağı, 1 su bardağı toz şeker, isterseniz bir miktar azaltabilirsiniz. 15 gram kadar, yaklaşık 1,5 yemek kaşığı kadar kakao. Burada 2 ayrı unumuz var. Şimdi bunun neden olduğunu söyleyeyim. Bir tanesi sade yapacağımız kurabiye için, bir tanesi ise kakao yapacağımız kurabiye için. Yani bir diğerinden 1,5 yemek kaşığı az. Onu belirteyim unumuzdan. Buradaki kullanmış olduğumuz un 2 su bardağından yaklaşık 1 parmak eksik. Diğeri ise yarım parmak eksik. Şimdi ilk yapacağımız işlem şu. Tereyağımızı kabımızın içerisine alacağız. Mikser yardımıyla çırpıp iyice eriteceğiz. Daha sonra ise içerisine şekerini koyacağız. Ve şekerini tereyağın içerisinde eritip tamamıyla birbirine karışmasını ve krema kıvamına gelinceye kadar çırpacağız. Şimdi ilk işlemimize geçmeden önce elimizin altını şöyle boşaltalım. Şöyle bir çırpma kabımız var. Şimdi bunun içerisine tereyağı, oda sıcaklığında beklemiş olan tereyağımı ekliyorum. Daha sonra mikserimi alıyorum ve tereyağımı yavaş yavaş çırparak tamamıyla erimesini sağlayacağım. Bu şekilde. Şimdi bu işleme ben bir devam edeyim. Arkadaşlar, tereyağımız çırpma işlemi bitti. Şöyle kıvamını göstereyim. Bakın bu şekilde. Krema kıvamına yakın bir kıvamda. Şimdi az önce hatırlarsanız şekerimiz vardı, bir su bardağı kadar. Bunun yarısını önce koyacağız. Tereyağımızın içerisinde eriteceğiz. Daha sonra ise geri kalan kısmını ekleyeceğiz. Burada eğer şekerinizi tamamen eritmezseniz kurabiyenizin içerisinde kıtır kıtır bir ses gelecektir. Onu belirteyim. Şimdi ben yarısını döküyorum. Ve tekrardan çırpma işlemine başlıyorum. Işıkla önce etrafındaki tereyağları ortaya doğru getiriyorum. Şimdi karıştırma işlemim bitti. Geri kalanını ise mikserle devam edeceğim. Bu şekilde. Şekerin bir kısmını koyup karıştırmıştık. Şimdi şöyle tereyağımı ortaya doğru toplayacağım. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi kıvam bu halde. Geri kalan şekerimi ekliyorum. Ve spatula yardımıyla biraz karıştıracağım. Daha sonra ise miksere devam edeceğim. Tekrardan karıştırmaya devam edeceğim. Tereyağı ve şekerimiz çırpma işlemi bitti. Şimdi bunu kenara alacağız. Hatırlarsanız şöyle 3 tane yumurtamız vardı orta boy. Şimdi bunu çatal yardımıyla çırpacağım. İçerisine şöyle bir tutam, gördüğünüz gibi, tuz atacağım. Ve daha sonra ise tereyağı ile şeker karışımı içerisine ikiye bölerek yavaş yavaş ekleyerek kabarmasını sağlayacağım. Yumurtanın çırpma işlemi bitti. Şimdi yarısını ekleyeceğim. Daha sonra ise diğer yarısını. Böyle spatula yardımıyla tereyağının toplanmasını sağlayacağım önce. Sonra spatulayı temizleyip mikserle çırpmaya devam edeceğim. Yumurtamızın şimdi diğer yarısını koyacağız. Gördüğünüz gibi artık krema kıvamına gelmeye başladı. Tereyağı, şeker ve yumurta karışımı. Ta ki bu tamamen karışıp krema kıvamına geldikten sonra işlemi sonuçlandıracağız. Şimdi tekrardan mikserimizle devam edeceğiz.
işlemimize daha sonra ise unlarımızı ekleyeceğiz. Arkadaşlar tereyağı, yumurta ve şeker karışımımızı çırptık. Gördüğünüz gibi krema kıvamına geldi. Bakın bu şekilde. Şimdi bunun yarısını kapağılı kurabiye için, yarısını ise sade kurabiye için kullanacağım. Şimdi ben bunu şurada önceden kullanmış olduğum tabakların bir tanesine yarısını alacağım. Diğer yarısını da tencerede, daha doğrusu çırpma kabımda bırakacağım. Şöyle biraz alayım. Herhalde yarısı olmuştur sanırım. Şimdi arkadaşlar karışımı ikiye böldüm. Gördüğünüz gibi bir kısmı da, bir kısmı da diğer tarafta. Şunlardakiler de. İlk yapacağım işlem şu. Şöyle bir elek aldım. Unu buraya dökeceğim ve yavaş yavaş tereyağı, yumurta ve şeker karışımının üzerine ekleyeceğim. Şimdi şu burada bir kalsın. Unu ekliyorum eleğime. Ve yavaşça eleyerek döküyorum. Daha sonra ise spatula yardımıyla karıştıracağım. Dışarıdan içeriye doğru bu şekilde. Bu tamamen bir yumru haline gelmesi gerekiyor. Yani bir hamur kıvamına. Yoksa olmaz. Bunu belirteyim. Şimdi bunu ben iyice bir karıştırayım. Arkadaşlar hamurumuzu karıştırmak işlemi bitti. Şöyle göstereyim. Bakın, bu şekilde olacak. Şimdi bunu şu yan taraftaki tabağa alayım ve daha sonra ise kakaolu kurabiyenin işlemine geçeyim. Önce tereyağı boşaltıyorum, tereyağı krema karışımı. Daha sonra ise kakao tozu ve unumu ekliyorum. Yavaşça eleyerek tereyağı, şeker ve yumurta karışımına ekliyorum. Şimdi bunu aynı şekilde yine karıştırıyorum ve tamamıyla bir hamur topağıyım artık bir araya getiriyoruz. Arkadaşlar kakaolu hamurumuzu da karıştırma işlemi bitti. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi diğer aşamaya geçelim. Bunu ne yapacağız şimdi? Bunu bir her ikisini de birer tane buzdolabı poşetine koyacağız ve daha sonra ise biraz sertleşmesi için buzluğa koyacağız yaklaşık yarım saat kadar. Daha sonra ise kurabiyemize şekil vereceğiz. Tabii bu size kalmış. İsterseniz elinize de şekil verebilirsiniz. Biz ama kurabiye kalıpları kullanacağız. Şimdi şu etrafı toparlayıp elimin altını boşaltayım. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Hatırlarsanız hamurlarımız vardı burada. Bunları şimdi buzdolabı poşetimizin içerisine koyacağız. Ve içerisine düzgün bir şekilde yaymaya çalışacağız. Şimdi burada şuna dikkat edin. Eğer siz kurabiyenizi kalın sayıyorsanız ona göre inceltirsiniz. Veyahut biraz daha ince istiyorsanız biraz daha poşetin içerisine doğru yayabilirsiniz. Şöyle bir de merdane kullanacağız. Sizler de aynı şekilde yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi isterseniz elinizle de değiştirerek de kullanabilirsiniz. Şimdi şu şekilde hamurun içine alıyorum. Daha sonra ise elimle önce köşelerine doğru hava kalmayacak şekilde yaymaya çalışıyorum.
Bu şekilde merdaneyle hamurumu ince atıyorum. Bu şekilde. Yaparak. Şimdi ben bunu iyice bir kendime göre incelteyim. Sizler de istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Arkadaşlar, sade olan kurabiyemin hamurunu gördüğünüz gibi yaydım. Şimdi kakaolu olan hamurumu aynı işlemi yapacağım. Şimdi bu kenarda dursun. Şöyle göstereyim kalınlığını. Bu şekilde yaptım. Siz dediğim gibi isterseniz daha da inceltebilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. Size kalmış. Şimdi yerine aynı işlemi tekrarlıyorum. Tekrardan poşetimizin içerisine nasıl koyduğumuzu göstereyim. Kakaolunu şu şekilde önce elimizle bastırıyoruz. Daha sonra ise merdane yardımıyla eşit bir şekilde yayıyoruz. Dışarıda hava kalsa bile şuraları patlatırsanız havası çıkar, onu söyleyeyim. İsterseniz yapabilirsiniz. Ben şu raftayı yırtıyorum. Havası çıkıyor. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Bu şekilde. Arkadaşlar, kakaolu ve sade hamurlarımız yaymış işlemi bitti. Mümkün olduğu kadar ikisini de eşit boylarda yapmaya çalıştım. Gördüğünüz gibi hemen hemen eşitler ikisi de. Şimdi bunu buzluğa koyacağız. Yaklaşık 30 dakika kadar dinlendireceğiz. Yani daha doğrusu sertleşmesini sağlayacağız. Çünkü bu şekilde hamura şekil vermek pek kolay değil ondan dolayı. Şimdi biz bunu buzluğa atalım ve yaklaşık 30 dakika kadar buzdolabında kalsın. Arkadaşlar, hamurlarımız gördüğünüz gibi sertleşti buzdolabı içerisinde. Şimdi biz bunları istediğimiz şekilde, şöyle bizim kurabiye kalıplarımız var çeşitli, onlarla şekil vereceğiz. Siz de istediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Şimdi şu şekilde önce poşeti yırtarak hamurlarımı çıkartıyorum. Önce sade olan hamurumu çıkartayım. Bu şekilde. Şimdi hamuru şöyle yağlı kağıdın üzerine serdim ben. İstediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Ben şimdi şuradan 2-3 tane şekil çıkartacağım sade olduğu için. Diğerleri şekilli olacak. Şöyle. Bu şekilde. Bunu ben şimdi yağlı kağıdımın üzerine koyuyorum tepsime. Bir tane şöyle kalp rolundan tercih edeceğim. Şekilde. Şimdi burada şöyle bir işlem gerçekleştireceğim. Şöyle yapayım. Şunu şöyle bir kenara alayım. Şöyle kenarını önce bir düzlüyorum. Ne yapmak istediğimi şimdi anlayacaksınız. Da bu şekilde. Şimdi bu kenarda bir dursun. Şimdi kakaolu hamurumu açıyorum.
Şimdi yine bundan iki tane kalıp çıkartacağım. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Şimdi az önceki kesmiş olduğum hamurumu hatırlıyorsunuz. Onun boyutlarında bir hamur keseceğim buradan. Şunu kenara alıyorum. Şimdi yapacağım işlem şu. Bunların üst üste getirip yeni farklı bir desen oluşturacağım. Şöyle yapabilirsiniz. Şöyle ben hatta direkt şimdi arkadaşlar şöyle farklı bir desen oluşturacağız. Şöyle kesiyorum. Daha sonra aynı ölçüyü yan tarafa koyuyorum. Bu şekilde bastırıyorum. Hamurunuz sert ise kesme işlemine devam edebilirsiniz ama hamurunuz yumuşaksa, eriyorsa, bulunduğunuz ortam sıcaksa buzdolabına koyup kesebilirsiniz. Şu an bizim bulunduğumuz ortam bayağı soğuk diyebilirim. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi ben buna bir tane daha yapacağım. Şimdi bu hamurumu şöyle göstereyim. İyice bastırıyorum, birbirine yapışmasını sağlıyorum ve bunu düzgün bir şekilde ortadan ikiye yavaşça kesiyorum. Bu şekilde. Daha sonra ise bunu şöyle kurabiye kalıplarımla yeni bir şekil oluşturuyorum. Şöyle kalıptan çıkayım, bir tanesini göstereyim. Bakın. Bir tane daha farklı yapayım. Bu şekilde. Şimdi ben bunların hepsini güzel bir şekil vereyim. Arkadaşlar şimdi ben birkaç tane şekil yaptım. Şöyle göstereyim. Şimdi ise rulo olarak yapacağım. Onu da şöyle izah edeyim size. Şimdi bunları üst üste koyduk. Önce hamurlarını biraz açık uzatacağım. Çünkü kalın bunlar, rulo olmaz. Alttaki sade olan hamurun biraz daha büyük yapacağım. Diğerini ise biraz daha küçük yapacağım. Ondan dolayı buna dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi bunları ben şu şekilde uzatacağım, size göstereyim. Şimdi arkadaşlar yağlı kağıdın üzerine sade hamurumuzu koyduk. Merdane yardımıyla açalım. Böyle katlayalım. İnceliği size kalmış. Tamamen sizin tercihiniz. Ben göz kararı yapıyorum. Çok da inceltmeyeceğim. Önce ben bu şekilde yaptım. Şimdi bunu şöyle bir kenara alayım. Şimdi aynı işlemi kakaolu hamuruma yapacağım.
Ben işte bir kafa hamurma yaptım. Şimdi yapacağımız işlem şu. Önce alt tarafa sade hamurumu, üstte de kapı olan hamurumu koyuyorum. Şu üstteki fazlalığı şu şekilde alacağım. Çünkü rulo yaptığım zaman ucunun kapanmasını istiyorum. Şimdi bunu yağlı kağıt aracılığıyla rulo haline getireceğiz. Bu şekilde. Şimdi bunu bu şekilde hemen kesmeyeceğiz. Bunu buzluğa atacağız ve daha sonra soğuduktan sonra keseceğiz. Daha doğrusu sertleştikten sonra. Çünkü hemen keserseniz şeklini kaybediyor. Onun için bunu şu şekilde biraz ben götürüp buzluğa koyayım. Şimdi arkadaşlar geri kalan şöyle hamurlarımız var. Bunları da böyle çok yoğurmadan hafiften böyle bastırıp şöyle bu şekilde. Daha sonra bunlara yine aynı şekilde kurabiye kalıplarını kullanarak şekil vereceğim. İsterseniz elinizi inceltin, isterseniz merdane ile. Şöyle ben merdaneyi kullanacağım. Çünkü çok kalın olmasını istemiyorum. Bu şekilde istediğiniz şekli verebilirsiniz. Şimdi ben şunu kullanacağım. Şimdi ben geri kalan hamurların hepsine şekil vereyim ve daha sonra ise buzdolabına koymuş olduğum o birbirine sarmış olduğumuz hamurun donmasını bekleyelim. Daha sonra ise onu da sizlerle paylaşayım. Arkadaşlar hatırlarsanız şöyle sade ve kakaolu hamurumuz vardı, bunu sarmıştık. Ben bir de tam tersini yaptım bu şekilde. Şimdi bunları dikkatli bir şekilde yavaşça kesip fırın tepsimize koyacağız. Daha sonra ise pişireceğiz. Şöyle ben size örnek olarak göstereyim. Çok bastırmıyorum. Şeklini kaybetmesin diye. Bakın. Şekli bu şekilde. Bakın. Diğerini göstereyim. Diğeri bu şekilde oldu. Bu uç kısmı olduğu için. Şimdi şöyle bir tane daha keseyim. Diğeri de bu şekilde oldu. Biraz bastırmamışız, ortası açık kalmış. Şimdi bunların hepsini ben keseyim ve daha sonra ise fırın tepsini izleyeyim. Şimdi arkadaşlar hamurlarımızı kesme işlemi bitti. Şöyle göstereyim. Uç kısımlar tamamıyla birleşmemiş ama diğer kısımlar birleşmiş. Şöyle birer tane gösterecek olursak bu şekilde. Fırın tepsimize diğerlerine koyduk. Isırmayacak. İkinci bir tepsiyi kullanacağım. Bir kısmını burada ve diğerini de diğer bir tepside pişireceğim. Gördüğünüz gibi şekli bu. Piştikten sonra sizlerle paylaşacağım. Şimdi ben bunu 170 derecelik fırında, önceden ısıtılmış fırınımızda yaklaşık 13-14 dakika kadar pişireceğiz. Renk değişimi olmasını istemiyorum. Onun için mutlaka kontrollü pişiririz. Şimdi bunların hepsini ben fırına bir götüreyim. Arkadaşlar kurabiyelerimiz pişti. 170 derecede dediğim gibi fırınımızın orta rafında pişirdik. Diğer hatırlarsanız şunlar vardı. Onları da ayrı bir tepside pişirdim. Buna sığmadığı için. Şimdi ikisini birleştirdim. Gördüğünüz gibi kurabiyelerimiz bu şekilde oldu. Afiyet olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.